Tüm dünya tarafından acımasız ve kana susamış bir lider olarak görülen Cengiz Han, kimilerine göre tarihin en güçlü adamı. Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, ilk kağanı ve imparatoru olan Moğol komutan ve hükümdardır. Peki Cengiz Han hakkında başka neler biliyoruz? Bugünkü videomuzda Cengiz Han kimdir sorusunun yanıtını vereceğiz. İşte Cengiz Han hakkında tüm bilinmeyenler. Öncelikle Cengiz Han 1167 yılında Temuçin ismiyle dünyaya gelmiş. Temuçin demirci manasına gelmektedir. Cengiz lakabını daha sonradan almıştır. Rivayetlere göre Cengiz Han elinde bir kan pıhtısıyla doğmuş. Bu olay kabilenin ileri gelenleri tarafından savaşçı ve muzaffer bir kişi olacağına dair yorumlanmıştır. Babası Yesügüy Bahadır, Moğolistan'da ün kazanmış Kıyat Tatar boyunun lideriymiş. Cengiz Han zorlu bir hayat yaşamıştır. Küçük yaşta babası zehirlenerek hayatını kaybetmiş ve bunun ardındansa Temuçin kabilesi tarafından dışlanmış. Daha sonraları da eski kabilesine esir düşmüştür. Burada daha sonradan ordusunun generallerinden olacak olan Kiloyu'nun yardımıyla kurtulmuştur. 13 yaşına geldiğinde ise yiyecek konusunda tartıştığı kardeşinin canını almış. Cengiz Han bütün Moğol kabilelerini tek bayrak altında toplamış. İmparatorluk döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Cengiz Han, dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden birisi olarak kabul ediliyor. 13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus haline getirip Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamış ve dünyanın en büyük bitişik sınırlarına sahip imparatorluğunu kurmuştur. Moğol İmparatorluğu günümüz ülkelerinden Çin, Moğolistan, Kore, Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Macaristan, Polonya, Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan, Moldova ve Kuveyt'in neredeyse tamamını ele geçirmiştir. Ayrıca bu dönemde Sırbistan, Hindistan ve Bulgaristan'da büyük zarara uğramıştır. Cengiz Han işgal ettiği yerlerdeki tüm halkı kadın çocuk ayırt etmeden kılıçtan geçiriyormuş. Cengiz Han o kadar çok kan dökmüş ki Müslümanlar onun deccal olduğuna inanmışlar. O kadar çok kadınla birlikte olmuş ki bugün 24 milyon insanın onun soyundan geldiği düşünülüyor. Cengiz Han tüm dünyayı ele geçirmenin de ötesinde beklentilere sahipmiş. O sonsuzluğu, ölümsüz olmayı istiyormuş. Bu nedenle de kahinlere, şamanlara büyük değer veriyor ve her seferinde yanında bir kahin bulunduruyormuş. Bir keresinde yaşlı bir Budist rahibe ölümsüzlüğün sırrını sormuş. Yaşlı adam Cengiz Han'a ne kadar çok kadınla beraber olursan ömrün o kadar uzun olacaktır demiş. Bu nedenle her işgal ettiği şehirde onlarca kadını yatağına alıyor ve onlarcasıyla da evleniyormuş. Hatta o kadar çok kadınla beraber olmuş ki günümüzde dünya genelinde 20 milyondan fazla toruna sahip olduğu tahmin ediliyor. Yaşlı dünyamızda soyu en çok devam eden Cengiz Han'ın ta kendisidir. İşgal ettiği topraklarda Cengiz Han din ve inanç hürriyetine karışmasa da şaman geleneklerine ve Tengri inancına hayatının sonuna kadar bağlı kalmış. Ve torunlarına da tek bir din vardır, o da Tengri dinidir diyerek vasiyet etmiştir. Savaş zamanlarında kendini İslam'a ya da Hristiyanlığa davet eden din adamlarını ise kazanlarda haşlatarak cezalandırmış. Acımasızlığıyla dünyaya nam salan Cengiz Han, Bağdat kütüphanelerini de yakmış.
Bu olay, insanlık tarihini etkileyen önemli hadiselerden bir tanesidir. Öte yandan, bilinenin aksine Cengiz Han İmparatorluğu'nun en geniş kara sınırları Cengiz döneminde olmamıştır. Daha sonra çocukları tarafından oluşturulmuş ve 1279 yılında en büyük sınırlarına ulaşmıştır. Cengiz Han'ın ordularının o zamanki dünya nüfusunun %11'ini yani 40 milyon insanı yok ettiği kabul ediliyor. Cengiz Han hayatı boyunca sadece can almamış, aynı zamanda geliştirdiği sistemlerle dünyanın geleceğini de olumlu etkilemiş. Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak meritokratik yani liyakata bağlı bir ordu meydana getiren Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde kurduğu posta teşkilatı ve casus ağıyla istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutar. Cengiz Han 1227'de dönemin dünyadaki en geniş çaplı ulusal posta sistemini oluşturmuş. Abaküs ve pusula onun sayesinde Asya'da yaygınlaşmış. Okur yazar olmadığına dair yaygın bir kanı olsa da son bulunan kaynaklar Cengiz Han'ın okur yazar olduğunu ortaya koymuş. Ayrıca İpek yolunun yeniden inşası için çalışan Cengiz Han, Çin, Orta Doğu, Avrupa arasında ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamış. Büyük bir coğrafyada tek bir devletin hakim olması, ülkeler arasındaki sınırların kalkmasına ve ticaretin de ciddi anlamda canlanmasına vesile olmuş. Cengiz Han, öğretmenleri ve doktorları vergiden muaf tutmuş. Bunların yanında Cengiz Han, halkının yazıya sahip olmasını sağlamak için Uygurlardan önemli bahşıları başkenti Karakurum'a çağırmış ve Moğolca için Uygur alfabesini uyarlatarak bunu çocuklarına da öğretmesini istemiştir ve Moğol dilinin de yazılı hale getirilmesini sağlamıştır. ...1227 yılına gelindiğinde ise Kuzey Çin'deki Tangutları yendiği seferden dönerken hayatını kaybetmiş. Kurmuş olduğu imparatorluk günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerden daha geniş topraklar üzerine yayılmış vaziyette olup vefatından sonra oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline gelmiş. ...18 Ağustos 1227 tarihinde 60 yaşındayken vefat eden Cengiz Han'ın neden vefat ettiği günümüzde hala tam olarak bilinmemektedir. Rivayetlere göre bacağına saplanan bir ok, attan düşmesi ya da o dönemlerde yayılan bir hastalık Cengiz'in vefatına yol açmıştır. Geçen aylarda yapılan bir çalışmaysa Cengiz Han'ın vefatındaki sırrı çözmüş. Sebebi ne hançer darbesi ne de zehir. Yapılan çalışmaya göre Cengiz Han'ın vefatına hıyarcıklı veba neden olmuş olabilir. Araştırmacılara göre Cengiz Han'ın ailesine ve takipçilerine vefatını sır gibi saklamaları talimatı verilmiş. Çalışmada 18 Ağustos ve 25 Ağustos 1227 arasında Cengiz Han'ın Batı Şia'ya son seferi sırasında ateşlendiği ve kendini iyi hissetmediği, hastalığının başlangıcından 8 gün sonra da imparatorun vefat ettiği belirtiliyor. Bilim insanları Cengiz Han'ın bedenine ulaşamadıkları için bu tür retrospektif tanı araştırmalarının kaçınılmaz olarak sınırlı kaldığını kabul ediyor. Zira ünlü hükümdarın mezarının yeri bilinmiyor. Ayrıca yaşadığımız son pandemi, ulus liderlerinin de bulaşıcı hastalıklara yakalanabileceğini ve bulaşıcı hastalıklar gibi doğal olaylara karşı savunmasız kalabileceklerini bir kere daha gösterdi. Tarihin gördüğü en acımasız liderlerden biri olan Cengiz Han hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. O acımasız olduğu kadar halkının gelişmesine de önem veren bir lidermiş. Peki siz Cengiz Han hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.